Dostlar, selamlar. Çok failladığımız, sıçtığımız bir video oldu ama olsun. Uzun uzun güzel muhabbetlerden bahsettik. Yani benim güzel muhabbetten kastım, benim beğendiğim konular. Yani ki sizin de beğendiğinizi düşünüyorum. Beğenmeseniz şu an bu kanalda değildiniz herhalde. Hayatla alakalı yine bir yerden girdik, bir yerden çıktık. Tavsiye edip inşallah kulak verirsiniz. İnşallah yani öyle umut ediyorum. Bir de şu beğeniler yine düşük hani. İzlenmeleri eyvallah, güzel, çok güzel, teşekkür ediyorum ama beğeniler düşük kalıyor. Şu beğen butonuna bir tıklasak yani, ha, coştursak ya kanalını, olmaz mı? Bir de paylaşım yapsak, ha, olur, bence de olur. O halde videoya giriş yapalım. Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Mortal Kombat X'in yeni bir bölümündeyiz ve evet. Holiday Pack'leri sonunda geldi. Ben bu oyunu geçen sene de oynuyordum. Dediğim gibi 4 senedir falan haberdarım. Ve normalde bildiğim kadarıyla bu 33 gün öncesinden gelmiyordu. Daha hani böyle 12-13 gün öncesinden falan geliyordu. Ve bunu böyle veriyorlardı. O nasıl bir aksan ya. Veriyorlardı ve güzel şeyler çıkıyordu açıkçası içerisinden. Hatta Gold karakterlere kadar veriyordu. Şöyle göstereceğim bir saniye. Bakın burada Holy Epic var. Şuradan girip şuradan hemen alabilirsiniz. Bunu açalım bakalım. Bizim şansımıza ne çıkacak? Umarım güzel şeyler çıkar bakalım. Güzel. Güzel. Level up hiç de fena değil yani. Buradan da bir tane çıktı mesela. Bayağı hoşuma gider. Ronin Kenshi biliyorsunuz. Hayvan olma yolunda ilerliyor. Yok. Buradan baş çıktı. Tam yapacak bir şey yok. Diamond Equipment Pack falan gelmiş. Bunları almayacağız. Şu an kalsın. Bu ne biraderim? Triple Tribal Rig. Week. Tamam, bunları zaten biliyoruz. Bildiğimiz şeyleri söylüyor. Faction Wars bitmiş. 30 ruh geldi. Tamam. 120 tane şey geldi. Kan taşı. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bu kadar. Bakalım şurada ne kadar olmuş, bir saniye. Onu da görelim mi? Faction Wars'tan. Bugün challenge'ımız var, biliyorsunuz. Challenge yapacağız. 220 olmuş. 450 de yine aynı şekilde şey alacağız. Şimdi Sektör Triborg'un ben şeyini yapmadım. Challenge'ını yapmadım. O yüzden C-Rex Triborg'un challenge'ı var, biliyorsunuz kanalda. Ve o yüzden Sektör Triborg'u ben yapmak istiyorum açıkçası. Şuna bir girelim istiyorum. Şuradan hemen bir girelim bakalım nasılmış, neymiş, ne değilmiş. Şöyle şunları ayarlayalım. Her zamanki takımımızdan Outworld'u kullanmasam daha iyi, bir saniye. Netherrealm'ı kullanayım. Outworld, çünkü bir tak Outworld diyorum ya. Tamam, böyle yapalım. Çünkü onu Kenshin'in yanına katıyorum, biliyor musunuz? O işime yarıyor yani. 276 bin şeyimiz var. Ne derler? Altınımız var. Aha, nasıl bulamadım lan o kelimeyi? Altınımız var ve bunu harcayacağız. Ama bu videoya değil, biliyorsunuz. 3 challenge'ı bitireyim mi? Bakalım. Hatta hard kısımlarını da bitireyim. En son işte hard kısmın en son videosunu çektiğimizde ne kadar altın birikmişse onları bir topluca harcarız. Topluca bir altın ezeriz. Güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Hem video için başlıkta çıkıyor, biliyor musunuz? Çok altın olunca topluca altın harcayınca iyi oluyor açıkçası. O yüzden işimize yarar yani. Hem de zaten biliyorsunuz altın çok birikiyor bizde. Daha bakın bir challenge bitirdim. Ve bir challenge bitirince 276 bin oldu. Daha bakalım onu ne kadar katlayacağız. Hep beraber göreceğiz. O işte kardeşimiz. Burada hani kolay kolay geçiyoruz buraları. Bu challenge videosu da muhtemelen uzun olacak. Aynı zamanda Mobile Legends'ın videosu da gelmiş olacak. Onu da şey yapacağım yani. Önce Mobile Legends yayınlamış olurum. Siz yani bunu izlerken aslında Mobile Legends yayınlanmış olur. Sonrasında Mortal Kombat X yayınlarız. Umarım yetişir yalnız bu. Şu an bir sıkıntıya girecek gibi hissetmeye başladım. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnternet paket de bitiyor ama. Hayırlısı bakalım ya. Geçen mesela 58 dakikalık video 1300 MB'tı. Yani 1,3 GB. Boru değil ya, gerçekten çok fazla. Ve atması aşırı uzun sürüyor. Render'ı 1 saat sürüyor yani. Onu sadece render'ı 1 saat sürüyor. Düşünün, 58 dakika video ne demek ulan? Allah'tan montaj yapmıyorum da hani oyundan çok büyük sıkıntım yok. Montaj yapsam bile sıçtım batırdım, anlatabildim mi? Onu kesemezsin de, ki kesecek bir an yok burada yani. Neyi keseceksin? Teker teker çarpıyoruz işte. Savaşıyoruz. O yüzden montaja gerek yok şimdilik. Sadece renderla YouTube'a hazırlıyorum ben onu. Normalde mesela bir video
Çektiğim video işte 6 GB falan tutuyor diye biliyorum. 58, ya yani 1 saatlik video 6 GB civarında tutuyor. Ben onu birazcık kesip yani kesme şeyi var programa. Kesme dedim yani, küçültme programı var. Onunla küçültüp 1.3'e kadar falan düşünüyorum. 1.4, 1.5 o civarlara kadar düşüyor. Öyle yapıyorum yani. Bana sürekli soruyorsunuz, yorumlarda görüyorum işte neyle video çekiyorsun, neyle şey yapıyorsun diye. Video çekmesi kendi telefonun programından, diğerleri de şu yani şey yazabilirsiniz, ekran kaydedici falan da onlardan var. Yani herhangi bir tanesini indirip oradan kaydedebilirsiniz veya renderlamak için de herhangi bir render programını kullanabilirsiniz. Hepsi zaten aynı. Bir şey değişmiyor. Aralarında fark olmuyor. O yüzden yani. Ulan burayı seri seri bitirsek güzel olacak. Bakayım bir dakika. Bende bir de olmayan karakter var. Şimdi alamazsak salak olacağım. Şöyle şunu bir vuralım bakalım. Şöyle. Şunu da bir vuralım. Şöyle bir tamam. Buraları seri seri geçmek gerek. Bakalım inşallah geçeceğiz. Şunu da yapayım. Yarın ne olacak? O olacak. Bakalım ya. Göreceğiz hep beraber. İnternet paketim dediğim gibi az kaldı diyebilirim. Bu da büyük sıkıntı çıkartacak bana. Hayırlısı bakalım. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok şu an. Evet, şöyle bir yapalım. Şuna girelim bir. Evet. Şimdi Silverant Bronze karakter diyor. Şunu katacağız, şunu katacağız ve her zamanki gibi şunu katacağız. Ondan sonra akacağız. Challenge videolarını sıfırdan çekiyorum, biliyorsunuz bunu. Siz seçmiştiniz hatta, %95 ile falan seçildi. Ulan bayağı bir oran yüksekti yani. Şu an kanalın ilerlemesi böyle devam edecek. Yani bu düzen devam edecek. Bir süre daha, yaklaşık bir ay sürer mi bilmiyorum. Bir ay kadar devam edebilir. 4000 saati yani %65'lik bir kısmını tamamladık diyebilirim açıkçası. 4000 saat için yani yaklaşık bir 2600 saat civarı oldu. Kanalın topla... Oha, tek attı. Kanalın toplam izlenmesi. Of, tek atamadı buna. Bunu atar mı? Yok, blokladı. Bloklamasa belki de hani. Blokluyor sürekli. Toplam dediğim gibi işte 2600 saat falan oldu. 4000 saate ulaştığında kanal büyük miktarda rahatlayacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bunu çoğu videoda anlattım ama reklam olayları geliyor ya. Reklamdan para kazanacağımdan değil. Sadece kanalımın belli miktar öne çıkartacak. O yönden işime yarayacak diye düşünüyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. İşe yarıyormuş. Yaramıyorsa sıkıntı yok. Aynı döndüğünden devam ederiz. Dert değil yani. Neyse o ya, kanal. Zaten değişecek bir insan değilim. Bunda bazı videolarımı dile getiriyorum ama her 4-5 videoyu bir dile getirmekte fayda var. Ben 50 aboneyken de aynıydım. Gerçi şu an hani 150 aboneyim, 150 bin aboneymiş gibi konuşuyorum ama 50 aboneyken de aynıydım. 500 iken de aynıydım. Hani 800'e geldik. 800'e de aynıyım. 800 bin de aynı olacağım. 800 bine tabi ulaştığımızda, ki inşallah ulaşırız. Ulaştığımızda sadece şey olmuş olur. Hani imkan tanınmış olur belki. Bu facecam olaylarını istiyorsunuz. O facecam belki, hani facecam tabii ki imkanım olursa gelir, bırakırsa YouTube alır ve ortam ayarlayıp evde tabii ki çekmek isterim. Montaj yönünden bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Montajla ilgili hiçbir fikrim yok. Hani mesela eyvallah, facecam çekeceğiz de mesela o kamerayı kaydedip ben kameranın görüntüsüyle aynı zamanda nasıl bilgisayara aktaracağım ki ben onu? Hiç bilmiyorum yani, mesela onları öğrenmem gerekiyor. İlla ki montajcı bir arkadaşa çıkar ilerleyen zamanlarda, bakalım. Onlarla konuşurum ben bir. Şöyle şöyle öyle böyle derler. Oradan hallederiz onları bir şekilde, ki zaten bu sene, bunlar zaten bu sene içerisinde gerçekleşir mi? Hani bu seneden kastım nedir? Sınav senesini kastediyorum. Eğitim süreci. Yani Haziran'dan sonrasında tabii ki çok büyük miktarda rahatlamış olacağım ben sınav bitince. Ki inşallah sınavı kazanmış olurum. Kazanmış olursam büyük miktarda rahatlayacağım. Bakacağız yani, hep beraber yürüyeceğiz orasını. Ama şimdi şeyi düşünüyorum ben, mesela ben yurda çıktım değil mi? Ne bok yiyeceğim? Orasını düşünüyorum açıkçası. Hani yurda çıktım diyelim. Yurdun interneti şimdi bok gibidir. Hani bok bile daha iyidir hatta.
Nasıl olacak onu çok merak ediyorum açıkçası. Hani üniversite zaman daha fazla kalır mı orasını bilmiyorum. Hiç üniversiteye gitmedim. Ama yani bilmiyorum, YouTube'a inşallah video atabilirim o zamanlarda ki atabilirim diye düşünüyorum. Neyse ya, bunu o zamanlarda düşünelim değil mi? Şimdi ne dert ediyoruz anasını satayım. O zaman belki daha fazla imkanımız olur. Hani şimdi şey için düşünüyorum. Wi-Fi nasıl çekeceğiz o tarafa? Wi-Fi eyvallah, hani bizim evde var da. Üniversiteye gittiğimde farklı bir şehirde olur muhtemelen diye düşünüyorum. 80 tane il, 81 tane şeyimiz var. İlimiz var yani, şimdi herhangi birini. Tabii kafama göre yazmayacağım onu. Öncelik olarak yaşadığım yeri yazmam da. Bilmiyorum, önden öncelik tanımıyorum yani. Ama yani farklı bir şehir gelirse, işte dediğim gibi İstanbul olur, Ankara olur, hani İzmir olur, Eskişehir olur. Ne bileyim, olur Bursa olur, olur işte yani. Öyle bir şey olursa, bu arada şunları değil, yanlış dizdim şu an. Şunu kat, sonra şunu kat, sonra şunu kat. Böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Bundan çıkacağız. Şuraya geçeceğiz. Silver karakterler oynayacağımız için bu takımı düzenledim. Ondan sonra Ronin, şey, ondan sonra Kenshi'yi katacağım. Kenshi'den sonra da bakacağız. Bu arada ben challenge'a ne istediğini hala bakmadım. Ona baksam iyiydi. Ayaklarım ağrıyor şu anda. Challenge elimden geldiği kadar hızlı biteceğim. Çünkü ya, en kısa hali bile dün ben şey sanıyorum ha. Kısa sürecek sanıyorum. Anasını satayım. Video 58 dakika tutmuş. Hani what the fuck? Çok saçma değil mi? 58 dakika dedin lan. Ağzım gözüm yoruluyor ya. Vallahi şu an 15 dakika falan oldu değil mi? Videoya başladı. Ortalama öyle bir şey oldu galiba. Vay anasını yolunu. Yine çok olmuş yani, onu diyorum. Gerçi sohbet şu an aslında beni kendimi sardı. Niye? Çünkü hayatla ilgili konuşuyorum biraz da. Ha bir de bugün aklıma şey geldi ya. Mesela lan dedim ki, hani kendinize mesela hedef koyuyorsunuz. Bu arada sohbetlerimi sevdiğinizi düşünerek de bunu anlatıyorum. Çünkü yorumlarda belirtmiştiniz işte güzel sarıyor falan diye. Madem sarıyor edelim. Şimdi kendinize hedef koydunuz diyelim. Değil mi? Ne koydunuz mesela? Ulan dediniz hani ben işte ileride şu arabayı alacağım ve şu evde oturacağım. Şu semtte oturacağım. Şu mesleği olacağım. Eyvallah birader. Mesleğini ne koyalım? Tamam mı? Sen mühendis olmak istiyorsun. Eyvallah. Araban ne olsun? Yeni model Megane mi olsun? Ne olsun? İşte veya ne verelim sana? Bugatti gibi çok büyük şeyler vermiyorum. O kadar büyük hayalim varsa şirketin olması gerekiyor. Ne verelim? Mustang verelim ya, tamam mı? Mustang de gerçi pahalı araba. 550 bin falan ama kamyondan fazla yakıyor anasını satayım. Olsun Mustang verelim, tamam mı? Hedefini yüksek tutuyorsun diyelim senin için. Tamam. Mühendissin. Gerçi tamam, mühendissin veya avukatsın. Avukat da aynı. Mimarsın veya. Üçünden birisini istiyorsun. Ki biliyorsunuz hepsi yüksek meslekler. Hepsi iyi meslekler. Veya yazılım mühendissin. Hepsinden yüksek meslek olarak veriyorum ki asıl konuya geleceğim. İşte tamam, eyvallah, sınavına şu an çalışmaya başladın. Tamam mı? Lisedesin diyelim. Liseye geçtin veya ortaokuldasın işte, fark etmiyor. Liseye geçeceksin. Onlar fark eden şeyler değil. Asıl konuya geldiğinde anlayacaksınız. Şimdi lise sınavın nedir ki sana? Çocuğum liseyi kazan, iyi bir yer kazanacaksın. Bu arada bunu tabii ki de şey yapmayın. Çok daha iyi bir yere bağlayacağım. Hani kötü bir olumsuz düşünce yaymaya çalışmıyorum size. Lise sınavını kazanmaya çalışacaksın çocuğum. Eyvallah, çalıştın, kazandın. Mesela ben çalıştım, güzel bir yer kazandığımı düşünüyorum. Okulum gayet iyiydi. 426 puan almıştım ki benim yüzdelik dilimim %10'du. Hani süper, eski süper liseye gitmiştim ben. Süper liseymiş o zaman. Yani fen lisesiyle yarışıp fen lisesini yenen liseler bunlar. Neyse. Şu an zaten açık liseden okuyorum ama açığa geçtim. Son sene siz de anlayacaksınız bu olayları. Eğer son seneye gelecekseniz. Her neyse. Sonra diyorlar ki size, oğlum liseyi kazandın. Lise bitiyor çocuğum. İyi bir mesleğe geç, tamam, hayatın iyi bir üniversiteye git, hayatın kurtuldu. İyi bir üniversiteye gidiyorsun babacım, sınavı kazanıyorsun, tamam mı? Sonra mesleğine geçiyorsun. Mühendis oldun, tamam mı? Veya avukat oldun veya mimar oldun. Fark etmiyor.
Sonra ki bunlar yüksek meslekler olduğu için iyi para kazanıyorlar. İşini en iyisi yapanlardan birisin diyelim. 24 yaşında ol, tamam mı? Mesleğini bitirdin ve 2 sene içerisinde mesleğinde profesyonelleşebilirsin. Eğer işini çok düzgün yapıyorsan. Sonra biraderim ne yaptın? İşte yavaştan evini çektin. Güzel semtte oturuyorsun. İşte İstanbul'daysan nerede oturuyorsun diyelim sana. Bebek'te oturuyorsun, tamam, Bebek. Güzel bir semt diye biliyorum. İstanbul'un semtlerini açıkçası çok bilmiyorum. Bir Adana olarak ama Bebek diyelim ya. Nişantaşı diyelim veya her neyse. Oradan bir tane 4 artı 1 bir daire çektin veya 3 artı 1 fark etmiyor. Tek başına yaşıyorsun diye düşünüyorum ben. 4 artı 1 daire çektin tek başına yaşayaraktan. Birini spor şey yaptın, işte spor yeri. Onu yaptın, bunu yaptın. Her şeyi yaptın. Her şeyini aldın. Sonra yine çalışıyorsun. Bir sene, 1,5 sene çalıştın. Hatta daha az çalıştın diyelim. Geldin 27-28 yaşlarına. Mustang'ini aldın biraderim. Çünkü sen iyi çalışıyorsun, anladın mı? Paran falan tıkır tıkır işliyor. Azimlisin, çalışıyorsun. Sen ne demiştin? Demiştin ki benim iyi bir işim olacak, iyi bir arabam olacak ve Mustang'im olacak. Sen 28 yaşında ne yaptın biraderim? Hayatını bitirdin. İstediğin her şey gerçekleşti, değil mi? Çocukluğundan beri Bojo Sukungjin, ananın nikahı bu bende var mı? Bir saniye dostlar, şuna bakayım mı? Bunun yakınlarda olması lazım. Bunun, öyle bir şey hatırlıyorum ben. Vardı herhalde ya. Geri zekalı bir şeye benziyordu. Marksman, Shaolin. Lan Bojo'su yok mu bizde ya? Ananı avradını, sen ciddi misin ya? Bojo Sukungjin, bunu boşa mı yaptın ben bu kadar? Shaolin. Lan birader yapma, çok sakat bırakırsın bizi. Vallahi bak. Yokmuş. Abo. Bu kadar sohbet. Alan bu nasıl olacak ya? Bok gibi hissettim şu an. Ama bu kadar çektik. Bunu ben tamamlamam lazım bir şekilde. Çünkü challenge'ı oynadım. Bayağı bir oynadım yani. O zaman nasıl yapalım? Hiçbir fikrim yok şu an, biliyor musunuz? Kafam durdu. Bojo Sukungjin must be on your team. Allah Allah. Bunu nasıl hallederiz ki ya? Ulan ruh tarzıcılık seri bir şekilde. Ben onu da anlamadım ki yani. Bojo Sukungjin. Nasıl alacağız? Alamayacağız muhtemelen. Ben nasıl yapayım bunu? Nasıl yapayım? Düşünüyorum şu an. Challenge'ın araya gitmemesi lazım. 5. kısım kalıyor. Bakın şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım mı? Şimdi ben şurayı da bitirsem, tamam mı? Sonra şu kısım için ayrı video çeksem olur mu ya? Ha? Öyle bir şey yapsam. Çünkü bu kadar sohbet artı zamanım yok. Zaman videonun yetişmesi lazım şu an. Videoyu her zaman çektiğim saate getirdim. Ben, bu dikkatimi çekmedi. Hani ilk başta gelseydi aklıma, bak peki şuna ne istiyormuş? Ona da bakalım da götü olmayalım bunda da. Komanda köyünü, bu var. Gold Outward var. Tamam, bunlar var. Tamam, öyle dediğim gibi yapalım. Bojo Sukunikçini ben bir şekilde alacağım bu arada. Şurayı da yapalım bir, ondan sonra bakarız. Allah kerim diyelim. Şimdi neyden bahsediyordum? Maaş şey versene ya, bir ne durayım. Şu var, şu var. Tamam, bunlar iyi şimdilik. Sen 28 yaşında ne yaptın biraderim? Hayatında küçüklüğünden beri istediğin her şeyi aldın. Diyelim ki 2 yıl içinde işte ne yaptın, tamam mı? Annen, o bir geri kalan bir yılda anneni babanı şey yaptın. Tamam, destekliyordun zaten, tamam mı, bu zamana kadar? Tabii ki destekleyeceksin yani. Onlar seni besledi, büyüttü, bir yere getirdi, değil mi? Destek veriyordun, daha çok çalışmaya başladın annen baban için. Sen mesleğinde iyi birisi olarak şey yaptın, tanınıyorsun artık, biliyorsun hani sıkı çalıştığınızı varsayıyorum ben, tamam mı? Oha, ağzına sıçtı, tek attı. Sonra ne oldu, ne yaptın sen? İşte 2 yılda annen baban için çalıştın diyelim. İşte bir yıl çalıştın, bir yılda ne yaptın? Lan dedin ki bir hayrımız dokunsun dünyaya. Başka sağ sol kurumlar için yardım ettin, tamam mı? 30 yaşında senin hayatın bitti. Yani demek istediğin ne biliyor musunuz? Ben şunu alacağım, şunu alacağım deyip hayatınızı şey yapmayın. Ne derler?
Sınırlamayın. Kendinize asla bir sınır katmayın. Hayatım işte benim şu olsun, şu olsun. Oh bitti tamam demeyin. Sınır koymayın ya. Sınırsız olun. Hani limitleriniz olmasın asla hayatta. Niye? Ulaşabileceğiniz en son noktaya kadar gidin hani. Ya ben şu olacağım moruk bana yeter. Ya böyle bu hani çok kötü bir düşünce diye düşünüyorum ben. Şey deyin ya mesela. Ulan herkes ne istiyor? İşte diyelim ki moruk. Bak ben çok iyi bir yere geçeceğimden falan demiyorum ha. Bunları sakın yanlış anlamayın ama felsefeniz hayatta şey olsun yani. Kendinize koyduğunuz kuralların bir sınırı olmasın. Ben size onu demek istiyorum açıkçası. Kendinizi asla sınırlamayın hani. Mesela ben 1000 abone olduğumda çok aşırı sevinmeyeceğim. Ha sevineceğim mi? Eyvallah. Tabii ki sevineceğim ama çok aşırı sevinmeyeceğim. Çünkü hedefim 1000 abone değil. Hedefimin bir sınırı yok. Abone mesela sınır yok. Niye? Mesela şöyle düşünün. YouTube'da birinci olan insanın sizden ne farkı var? İmkan farkı eyvallah vardır, illaki vardır ama her insan sıfırdan başlamıyor mu şu hayatta? Ha 3-0 önden başlayan var. Hatta 3-0 geriden başlayan da var. Hatta 10-0 geriden başlayan var. Onları düşünerekten yani dünyanın en kötü insanı, en kötü şanslı insanı diyelim bile bir yere gelebilecek bir potansiyele sahipken şu şey var ya mesela Elon Musk bildiğim kadarıyla Afrika'nın kabilelerinden gelmiş ha. Bu ne yapıyordu? 10 saat falan günde kitap okuyan bir insanmış bu herif. Elon Musk'ı duymadıysanız buyurun yazın. Tesla'nın falan sahibi bu adam. Üreticisi yani. Üreticilerinin baş şeylerinden, patronlarından. Ne bu SpaceX'i falan şey yapan insan. Hani yöneten insan. Mars'la ilgili falan şu an araştırmalar yaptırıyor. Hani öyle düşünün. Yani açıkçası bir sınırınız olmasın. Hani sınırsız olun ya. Etrafınızdaki insanlar şey diyecektir mesela ben bana diyorlar ki moruk sen nereye istiyorsun? Herkes işte diyor ki ben işte İzmir'i istiyorum. Ben Çukurova'yı istiyorum diyorlar. Yani 20 bine girsem yeter diyor. 30 bine girsem yeter diyor. Ben diyorum ki hani moruk Koç'a gideceğim var mı sıkıntı? Koç'a gideceğimden değil. Koç'a belki gidemeyeceğim. Ki muhtemelen gidemeyeceğim. Bunun da farkındayım. Koç Üniversitesi bu arada ilk 100'de alıyor. Hani ilk 100. sıralamayla alıyor şeye. Ne derler? Üniversitesine, kendi üniversitesine avukat için düşünüyorum ben. Hukuku kazanmayı düşünüyorum yani. Hukuk için gitmek istiyorum. Eşit ağırlık için. Koş diyorum. Millet ya diyor mal mısın o kadar yüksek hedef konur mu? Niye hedeflerini o kadar yüksek katıyorsun? Biraz realist olmak gerek. Tamam ben realistim zaten. Hani bu realist bir şey değil mi? Veya realist olmasın ya. Hani ben koça uzanmaya çalışıyorum diyelim. Ankara hukukta kalıyorum. Tamam mı? Diyelim mesela hani öyle hedef koyuyorum. Koça uzanmaya çalışıyorum. Bu arada koç için o kadar çok çalışmıyorum ha. Koç kadar çalışmak için yani şu an bu YouTube'u yapmamak gerekiyor. YouTube diye bir şey yok. Sosyal hayat yok. Yani hayvan gibi çalışmanız gerek. Doğuştan zekanın belli bir miktar olması gerek diye düşünüyorum. Yani koça gidenlerin sosyal hayatın ben asla olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her neyse Ankara hukukta kalıyorsun veya Çukurova hukukta kalıyorsun diyelim. Senin o 20 bine girsem yeter diyen arkadaşların 20 bine giremeyecek. Onu söyleyeyim sana. Niye? Çünkü 20 bine girsem yeter deyip neyde kalacaklar? 60 binde, 80 binde. Ha bazıları girer. 2-3 tane girer istisna. Ama o gittiğini hayatta başarılı olur mu onu bilemezsin. Çünkü sınırları var. Onun sınırları var. Dediğim gibi hani anlattığım şey asıl noktası burada yani. Bir yere ulaştıktan sonra mesela şey olmayın ya memur hayatı yaşamayın. Mesela babanız yaşıyor olabilir. Memur hayatı nedir? Abi memur ne yapar? Kalkar abi 8'de. İşine gider 8.30'da. Trafiği her gün aynı trafiği çeker. Ya arabasıyla gider ya otobüse biner. Sonra çalışır. Öğle arasına çıkar. Evine döner. Televizyonu izler. Yatar. Bitti. Memurun hayatı bu. Bunun üstüne çıkabilen bir memur var mı? Yok. Yok yani olmadı. Çok nadir var öyle 2-3 tane çok hayvani geçimlere sahip olan insanlar. Memur hayatına sahip olmayın dediğim gibi. Kendi hayatınızı kendiniz şekillendirin. Yani illa mesela polis olacaksanız en iyi polis olun ya. Siz bir polis olun böyle şey olsun. Millet lan desin yuh ama şey ve siz gelince böyle hani desinler ki o korku azılı çeteler moruk desinler biz sıçtık hani kaçamayacağız bitti hayatımız buraya kadarmış. Bu heriften kaçış yok. Ya da siz öyle bir avukat olun ki hakim desin ki, hakim değil ya sanıklar desin ki karşıdaki şeyler o müvekkiliniz müvekkil mi oluyor da aynen müvekkiliniz desin ki
Moruk desin, bu adamın kaybetme ihtimali yok. Ben buna gideceğim. Yani ben bunu seçeceğim desin. Ya da ne bileyim işte bu şekilde şey yapın. Ününüz yani her yere yani öyle bir çalışın ki insanlar takdir etsin sizi. Yani hayatınızı açıkçası iradenizi o şekilde yönetin yani anlatabildim mi? Mesela sen ne yapmak istiyorsun? Şu an yatakta mısın dostum? Benim videomu izliyorsun değil mi? Ve yarın sınavın var. Senin sınavına çalışman gerekiyorsa ve benim videomu izlemeye devam ediyorsan şu an kapat. Kalk, sınavına çalış. Ve yeterli derecede çalıştığını düşünüyorsan şey diyorsan hani mesela ben moruk 90 alacağım ve 90'ın altında alırsam kendimi cezalandıracağım de. Ve cezalandır. YouTube'a girmeyeceğim de mesela. Cezalandır kendini. Cezalandır ki vücudun veya beynin artık onun kötü bir şey olduğunu farkına varsın. İnsanlar çoğu zaman yaptığı şeylerin kötü olduğunu farkına varmayaraktan devam ediyor hayatına. Sefil hayat yaşamayın anlatabildim mi? Ezik olmayın hayatta. Ben dediğim gibi hani öyle çok iyi bir yerde olduğundan dolayı değil. Benim ideallerim bunlar. Sizlerle paylaşıyorum çünkü ben de böyle olmanızı istiyorum hani. Her insanın böyle yaptığını düşünecek olursan ülkemizin ne kadar gelişeceğini hayal bile edemeyiz yani. Müthiş derecede ilerleriz diye düşünüyorum. Mesela işte Kore'de olsun şeyde olsun insanlar olan metro adam metroda nefes alamayacak yani nefes alacak yer yok nefes alamayacak yer ne ya nefes alacak yer yok herif kitap okuyor lan ayakta kitap okuyor ya o kadar kıç kadar alana elini sokmuş böyle kitabı çıkarmış o alandan kitapla giriyor zaten metroya elini sokuyor çıkarıyor oradan hop kitabını okuyor birader yani böyle bir şey var mı yok işte böyle bir şey yalnız ben he bir saniye ben size nasıl yapayım biliyor musunuz? O challenge'ı tabii ki de yeneceğiz bu arada ama ben de zaten bu karakter var ya ben size bu karakteri tanıtayım önceden tamam mı? Sonra biz bunun boss'unu alalım. Kusura bakmayın şimdilik öyle olsun. Hatta gelecek challenge'da yani C-Rex Cyborg var ya o challenge'da ki ona o kadar para ruh birikir mi? Düşünüyorum şu an. Birikmez. Birikmez ona o kadar ruh. Nasıl yapacağız lan biz onu? O zaman üst üste 3 tane challenge atmayın. Ben yine challenge atacağım tabii ki ama üst üste 3 tane atmayayım en azından. Cumartesi pazara başka bir şey ayır. Cumartesiye bunu ayır, atacağım da sen. Pazara başka bir şey atalım. Pazartesiye ben belki şunu almış olurum diye düşünüyorum. Yani alırım inşallah. Öyle yapalım yani tamam mı? Aynen. C-Rex Cyborg'u ben sonra atayım. C-Rex Cyborg'la beraber şunu da şeyini atayım. İki boss'u aynı anda yenelim. Öyle düşünüyorum tamam mı? Ben size şunu tanıtacağım bu arada. O oyundan aklınıza soru işareti kalmasın. Şimdi şu kısımları tamamlayalım. Bir bu kısımlardan sonra şey yapacağız. Devam edeceğiz yine yani. Videomuzu şey yapmaya, çekmeye. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Zaten dediğimi yaparım biliyorsunuz. Konumuz neydi? Evet işte dediğim gibi dostlar. Mesela su içmek istiyorsan şu an ve su içmiyorsan ya 5 dakika sonra içelim diyorsan yapma. Kalk iç. Alıştır kendini hemen istediğin şeyi anında yapmaya. Ertelemeyi bırak ya. Hani kaybedecek zaman çünkü yok dünyada hani. Şu an kaç yaşındasın? 10 yaşında mısın? 5 yaşının ne kadar 5 yaşına bir dön bak bakalım ne kadar uzak sana. Çok yakın değil mi? Hemen yak hemen dibinde böyle. Sanki dün yaşamışsın o 5 yaşında yaşadıklarını. 15 yaşında mısın? 18 yaşında, 20 yaşında mısın? Bak bakalım bir 10 yaşına. Çok mu uzak sana? Değil. Hatta telefonda belki videosu bile var 10 yaşındaki olan şeylerinin, yaptığın hareketlerinin. Bak, videoda bile kayıtlı kalmış hani. Hiç uzak değil sana. Dibinde. Zaman nasıl ilerliyor sen düşün. İnsanlar nasıl çalışıyor sen düşün. O insan hani başarının zaten bir tadına baktıktan sonra insan diyor ki ben malmışım ya. Yapmamışım bunları diyorsunuz yani. Hani ben başarının çok büyük başarının altına imza attım. Yok ama ben mesela ben ne yaptım biliyor musunuz? YouTube'a atılma benim olayım aslında böyle başladı lan. Dedim ki moruk dedim ben YouTube'a başlayayım ve emeğimle bakalım ne kadar tırmanabileceğim. Sıfır yani hani etraftan destek alma falan sıfır. Sadece Facebook gruplarına atıyorum bunları. O da şey Facebook gruplarına zaten şey yapıyoruz. Facebook ne ya? Facebook gruplarına zaten şey yapıyoruz. Atıyorsun yorumları atıyorsun. Adam diyor ki işte kanka diyor beğenirsen ben de beğenirim. Beğeniyorsun o da beğeniyor. Anlatabildim mi kanalına? Abone olursan o da oluyor ki ben abone olmalarına girmiyorum. Sadece şu ilk başlarda şey yapıyordum. Yorum için şey yapıyordum. Yorum alsınlar diye ki yorum özen
17. abonenin falan yazıyorlardı böyle. Onları da bıraktım bir süre sonra. Öyle yani. Bir ara şey yapmıştım yani, o Facebook bana çok takılmıştım. Son zamanlarda paylaşım yapsınlar diye atıyordum. Arada bir paylaşım yapıyorlardı, o kadar. Başkası yok yani. Team 2'de 3'te miydi bu arada? Neredeydi? O yok. İlla kuracağız yani takımı. Şuraya bir takım kuralım. Bir tane silolardan oluşan Kotulkan lan. Dediğim gibi iradenize hakim olursanız sizi yenebilecek hiçbir şey yok. Mesela ben dedim ki moruk, bugün 11'de videomu çekeceğim. Yarın cumartesi. Cumartesi günü videomu yayınlayacağım. Bakın. Mesela ben şey de yapabilirdim az önce. Videoyu kapatırdım. Bahane uydururdum kendime. Ya derdim. Boşu sıkın jinim yokmuş. Mesela ben yarına video çekmeyeyim abi. İnsanlara da açıklamayı nasıl yaparım? Pazar günü derim ki arkadaşlar videomu çektim. Boşu sıkın jin yokmuş. Ben de onu fark ettim. Öyle yaptım. Ha bakın şu şey oluyordu bende. Şey diyordum ya size. Arkadaşlar mesela video yayınlamadım günlerde ne yapıyordum? Diyordum ki arkadaşlar video yayınlamadım bugün çünkü işte videoyu çektim ama boşa gitti. Mesela bu video şu an boşa gittiyse gene yayınlayamayacağım. Çünkü neden? Zamanım hiç yok. Zaman olsa eyvallah. 4'te uyuyayım, 5'te uyuyayım. Sabah mesela erken kalkmayacak olsam sabah böyle gözüm kanayana kadar çekerim videoyu. Hiç sıkıntı yok. Ama benim 7 saatten az uyumamam gerek. Kesinlikle 7 saat uyumam gerekiyor. Çünkü 7 saatten az denedim, hani 6 saat 5 saat uyumayı denediğim zamanlar oldu. Bu sene içerisinde denedim. 6 saat uyuyunca gün içerisinde mecburen uyumak zorunda kalıyorum. Gün içerisinde uyumak da gece uykumu bölüyor. Yatamıyorum gece. Hani mesela 1'de yatacaksam 3'te yatıyorum. Bu beni bozuyor. Anlatabildim mi? O yüzden 7 saat uyuyup gün içerisinde uyumuyorum. Düzenli bir şekilde uykum geliyor. Yani uyku düzeni bu sene hani sınav senesi olduğu için aşırı önemli. O yüzden yani mesela ben şu an videoyu sonlandırmadım. Dedim ki size dostlar böyle böyle yapalım. Bu kadar sohbet ettik. Boşa gitmesin. Anlatabildim mi yani? Ama öbür türlü ne yapacağını ne olacaktı? Eziklik olacaktı ya hani. Ya moruk. Ya bir boşu sıkın gülüm yok. Ben çekmeyeceğim video. Bu ne böyle hani, ağlayacak mıyız böyle illaki? Kız gibi demedim. Niye? Çünkü kızlara bunu yakıştırmıyorum. Ona hani kız gibi ağlamak güzel bir şey değil. Kız gibi ağlamak terimi. Şunu katalım kardeşim. Yani Fuentes takım olarak güçlü olun dostlar, ayakta kalın. Anlatabildim mi? Kimse sizi yenemesin. Yenilmeyin ya şu hayatta lan oğlum. Bir tane şey versene nedirleyim. Güçlü nedirleyim? Var lan, var olmaz olur mu ya? Kralı var burada, görmüyor musun? İşte öyle dostlar. Pes etmemek lazım şu hayatta. Hani Asla Pes Etme diye bir film var mesela. Asla Pes Etme'ydi galiba. Will Smith'in de biliyorsunuzdur. Ben o filmden çok etkilenmiştim mesela. Bu ne lan? Ha. Tamam. Oha, bu 2 bar dolu başladı. Bakın 1,5 bar kendisinden dolu başlıyor. NetherRealm karakteri. Oha. Galiba Hellspawn Scorpion'la 3 yetenekle başlayabiliriz. Şunu 20 yapayım ben bakacağım, onu deneyeceğim biraz. Biraz sonra. Göreceğiz. Biraz sonra ne ya? Ha bari şey yapalım ya. Bu video o zaman 300 bin altın mı oldu şu an? 300 bin altını bir harcayalım. Video en azından 300 bin altın harcadık yazarım. Çünkü hani gerçi yok ya. 346 bin olmuş. Tamam bu kalsın şimdilik o zaman. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Ben başlığa böyle o göt oluşumu yazarım. Açıklarım onu. Boşuz kumcin yokmuş vallahi, yeni farkına vardım ya. O dikkatsizime geldi demeyeyim de. Alırım diye düşünüyordum. Alamadım. Yiyemeyeceğimiz şeyin altına şey yaptık işte, anladınız. Sıkıntı yok ama, sıkıntı yok. Çekeceğiz. Çekeceğiz, onun videosunu çekeceğiz. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbürsü gün, sıkıntı yok. Kardeşim seni şöyle bir teklesem mi ben? Nasıl olur, hoşuna gider mi? Bence de hoşuna gider. Bu hayvanın kalkanı da çok iyi bu arada. Oo, tek attı. Hoşuma gidiyor bu çar ya. Kart pek atacağız bu arada, bakalım. Bakalım kart pekten boş sonucun çıkıyor. İhtimal yok tabii ki. Düşünsene öyle oluyor. İhtimal yok oğlum, silver çıkacak değil mi? Saurian ve baş. Ha o baş bile değil. Bok. Fornication ne ya? Neyse üzüldüm diyemem ama. Çünkü ben de olmayan bir karakter ya çıktı. Today's gift has already been
Claimed mi? Bugünkü already. Already ne ya? Today's gift has already been claimed. Bugünkü şeyi almışız zaten. Hediyemizi. Evet, şimdi şuradan size Faction Wars'tan bir tanıtımını yapacağım. Şeyi her ne kadar alamasak da onun tanıtımını size yapacağım ben. O videoda tanıtımını yapmamış oluruz. Öyle bir şey yaparız. Bir saniye. Bunları katmayayım. Tryborg Team yapalım mı? Hadi Tryborg Team yapalım. Şöyle. Aynen. Tryborg Team ile beraber coşalım bakalım. 19 level'a. 13 level. Smoke Tryborg. Bunlarınki full'dü. Bak işte bunu fulllemek çok iyi mesela. 348 bin altın vardı. Bunu dediğim gibi harcamayacağım. Beşli savaşa girelim bari. Video gene iyi. Uzunluğu iyi de. Lan. Onu alsak iyi olurdu bak şimdi. Vallahi var ama. Olsun ya. Umarım şey yapmazsınız ya. Bu karşı çıkma olay olmaz. İnşallah yani. Şu tanıtımını ne yapacağım merak etmeyin. Şöyle gireceğiz birazdan. Tryborg'umuza. Özelliklerini okuyacağım birazdan size. Şöyle geçeyim okuyayım hemen. Ultra bak diyor ki tüm Tribal karakter takımındaki tüm Tribal karakterler Special Attack birilerini kullandıklarında yanma efekti elde edebiliyorlarmış galiba ve %30 fazla vuruyorlarmış bu yanma efekti %30 fazla vuruyormuş. Bakalım birinci yeteneğimizi attığımızda yanma efekti verecek mi? Ama blokladığı için vermeyebilir, bilmiyorum, emin değilim. Bakın bloklamasa bile verdi gördüğünüz gibi. Bu bayağı iyi ya oğlum. Bunun efektleri falan da hoşuma gitti ha. Baksana ooo. Ben bunun böyle olduğunu bu arada bilmiyordum. Feeling me now. Oha çok hoşuma gitti yalnız. Futu futu. Iron Man gibi ateşliyor ya. Hoşuma gitti. Bakalım şunu atalım. İkinci yeteneği böyleymiş dostlar. Ve ne kadar vuruyor? Oho yakıyor. Çok güzel. Goro gibi. Hoşuma gitti. Güzel çar, güzel çar. 20 level olursa size şeyini de göstereyim ben. Şansımız hadi 20 olsun lan. 20 oldu lan. Vallahi 20 oldu. Şunu da gösterdim. He. Ne dersiniz X-Ray? Seversiniz. Para harcamayacaktık. Zaten harcamadık yine. Giden para olmadı. 350 bin hala. O 350 bin kalsın. Ben onu tüm challenge'lar bittiğinde en son artık en son challenge'a geldiğimizde en son challenge'da bitirdiğimizde parayı bir böyle ezerim. Ya da yok en son challenge'a geldiğimizde değil. Takım şeyinde ezeriz. Takım oynarken ezeriz. Of oğlum bu bayağı iyi donduruyor ya. Hem şey yapıyor hem donduruyor. Hani bayağı iyi. Bakın birinciyi gene atıyorum. Keşke atmasaydım ama üçüncü yeteneğini kullanacaktım. Fire effect bırakamadı çünkü öldü anasını satayım karşı rakip. Bunu atsam ölür mü ya? Öyle bir şey var şimdi hani. Ölür mü derken? Power drainleri yok. O yönden sıkıntı yok. Üçüncü yeteneğe kadar... Oo konuşamadım. Üçüncü yeteneğe kadar biriktirebileceğiz mi? Hani birikmeme ihtimali var. Şöyle şunlarla biraz bloklasam. Bloklayınca geliyor mu şey kalkan doluyor mu? Çok az doluyor abi. Ölür mü ya bunlar acaba? Onu da düşünüyorum ama. Bakayım bloklayınca yok vermiyor. Galiba şunlarla bloklamak gerekiyor. Bakalım bir. 5 tane kalkanı var bakın bu bayağı önemli. Biraz bloklayalım. Öbürüne geçeceğim birazdan gene. Üçüncü yeteneğini size göstermek istiyorum. Sırf yani nasılmış, neymiş biz de öğrenelim diye. Bu arada şu an onu fullemedik ya az vurabilir. O ya sizi yanıltmasın. Onu fullediğimiz hayvan gibi vuracaktır emin olun. Doluyor mu acaba şu an merak ediyorum. Yok sabitleyecek bu. Doluyormuş bu arada. Allah belanı. Sen. Aha ölmedi tamam ölmedi. Hayır öldürme lütfen öldürme. Öldürme geri zekalı. Abi sabitledi ya bir de. Aha. Köpek seni. Bakalım nasılmış. Oo, normal Tribal şeysi. Kafasını fırlatıyor. Göğsüne sokuyor. Kaldırıp havaya fırlatacak şimdi. Yere girecek aynen. Bakalım ne kadar vuruyor reis. 6200 yalnız bu ölecek aynen. Şeyin özelliği. Üçüncü teneyi böyleymiş dostlar. 846. Of güzel vurdu Smoke. Evet dostlar tüm yeteneklerini tanıtmış olduk bu sayede. Bunun özelliği bu yani. Bu çarın özelliği. Tekrardan bir size şey yapacağım ben. Onun sayfasını kendi karakterinin özelliklerine girip ufak bir tanıtım daha yapacağım. Nasıl olduğunu göstermek için.
CR7 vay kardeşim. Cristiano Ronaldo diyor. Ben de ya Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo diyorum ben de onlara. Reis iyi vuruyor. Bakalım şunun ikinci teneğini bir atalım nasılmış. Şöyle bir atalım. Bunu zaten göstermiştim ama olsun. Onun iki hane vurdun lan. Bakın size dediğim olayı göstereceğim. Fire effect bırakıyor demiştim ya. Onu bırakıyor yani mesela tüm travoklar için geçerli bu. Birinci teneğinde fire effect bırakıyor. Gördüğünüz gibi yanıyor bakın. Açıkçası önemli ha. Fire effect de damage over time ile bayağı önemli. Bakın bir kere daha bırakacağım. Ki muhtemelen ölmüş olacak bırakamadan. Bakalım bırakamadan ölecek mi? Aynen öldü mesela. Damage over time'lar bayağı önemli onu söyleyeyim. Yalnız şu kartın ne kadar çok şeyi var ya. Dikkatimi çekti de hani 17 level 20 level. Sektör Trabok bayağı şey ya. Hayvan hayvan yani. Hayvan ne ya? 352 bin para var. Şununkiler full mü? Full lan. İkinci seneyi full. Üçüncüsü full değil de ikincisi fullmüş. Trabok kardeşlerimiz güçlü. Umarım hepsini alabiliriz. Alacağız diye umut ediyorum ben. Bir daha da öyle bir salaklık yapmayı düşünmüyorum. Bocuz Kungjin yokmuş takımda. Bunu Syrex Tribal'la beraber size dediğim gibi alacağım. Alırım dediysem alırım biraderim. Rahat olun. Kafanız rahat olsun yani. Şöyle bir şunu da vuralım bakalım kardeşimize. Fıt fıt. Ne? Nasıl işlemedi ona ya? Niye işlemedi abi? Ben onu anlamadım şu an. Bakın gene fire efekti bırakacağım. Bunu da elinizden geldiği kadar birinci seni atın bu arada. Yani Char'ın gücü orada. Oha lan Power Drain de uyguladı az önce. Ben öyle gördüm değil mi? Bakacağım bir dakika. Power Drain uygulamış mı uygulamamış mı? Anlayalım bir hep beraber. Sanki Power Drain gördüm ben. Bakalım bir. Oha! Bu hangisinin özelliği? Bir dakika bakalım. Bunun mu özelliği? Oo, Power Drain bunun özelliği. Oğlum Trabok Team yenemezler ya. Gerçekten yani. Birbirleriyle birleşip çok güçlü oluyorlar. Hani ki bizde tüm Triborg'lar var. 4 tane Triborg var. Çok zor aga. Yenilmesi çok zor. Oo, Cold War Sonya Blade var ya. Bu iyi olmadı bak. Bu harbi harbi iyi olmadı. Çünkü tüm takımına kalkan veriyor. Bu sıkıntı yani. Batu HK bakın Türk geldi mesela. Arada bir Türk geliyor. Umarım Türktür yani. Türk diye tahmin ediyorum. Mesela şunu atalım bir. Zaten işlemeyecek ki yetenek. O yüzden. Hem de bak fire effect bıraktı. Çok iyi. Mesela Cold War Sonya Blade için bu takımı kullanabilirsiniz. Çünkü fire effect bırakıyor ve her türlü o hasarınızı yiyor. Yani 534 de az değil mi ya? Yalnız çok yavaşlattın sen ya. Şu şara geçeceğim ben. Ağzıma sıçtı şuna bak. Şunu da şöyle yapalım. Fire effect'ler yine aynı şekilde. Bunu bloklasa bile sıkıntı yok. O fire effect vuracak buna. Bakın 166-166 vuruyor gördüğünüz gibi. Güzel hasar. Şunu da atalım mesela. Atalım diyecektim ki atamadım. Ya çok yavaşlatıyorsun sen ya. Kanser çar. Git. Şunu da bir geçelim hemen. Şunu bir atalım bakalım. Güzel vurdu. Bir daha atalım. Hem power drain hem şey. O bu oğlum her şeyden at. Çok iyi lan. Hani yenilmez lan bu takım. Zor yani. Hileci falan gelmesi lazım. Bilmiyorum. Emin değilim ama. Evet. Dediğim gibi size şuraya girip göstereyim demiştim. Şöyle şuna girelim bakalım. Açıklaması dediğim gibi aynı şekilde. Psikoslam birinci yeteneği bu. Düşük bir hasar verip şey yapıyor. Bir saniye. Şunları ben şuradan okusam daha iyi. No, düşük bir hasardan kastım yani. Birinci yeteneği öyle ya normal olarak. Bu mesela bu yeteneği attığınızda gene fire efekt bırakıyor bu arada. İkincisi bunun yanma efekti bırakıyor karşı rakibi. Üçüncüsünde de Weaken hasarını düşürüyor. Karşı rakibin hasarını düşürüyor. Üçüncü yeteneği olarak. Güçlü bir çar. Açıkçası öneririm almanızı. Mutlaka yani şu Trabok takımı oluşturmayısanız oluşturun. Bakın bu çok önemli bir fırsat önünüzde. Hani bence oluşturun derim yani. Şu son olarak şu Feast of Strength'ten de bir açalım biraz. Kaç tane var? 30. Oha birader 25 taneydin ya. 30 taneye kadar indirelim ondan sonra videomuz ananın nikahı kaç dakika olmuş.
Videomuzu sonlandıralım. Bir video daha çekeceğim bir de bundan sonra. Aha, şey çekeceğim, Mobile Legends. Sıkıntı yok ama. Çekelim biraderim. Bizde yılma yok bildiğiniz gibi. Bir bakıyorum o videoya kaydetmemiş. O zaman işte göt oldu mandır yani. Zaman kalmıyor çünkü benim maksimum 1'de yatmam gerek. Sınav 9.30'da oluyor bizim. Ve benim 8'de uyanmış olmam gerekiyor mecburen. O yol benim yarım saat sürüyor. Durağa yürümek 15'er dakikadan. Hem inip yürüyorum hem inmeden önce binmek için yürüyorum. Yarım saat o. Öyle 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 derken kahvaltısından tutun. Mecburen 8'de uyanmış olmam gerekiyor. Yani maksimum 1'de yatmış olmam gerekiyor. O yüzden 7 saat uyku şu an hayatımdaki en önemli şey. Mecburen. 31 tane kaldı. 30 saniye kadar indirdim onu. 31'de kalmasın aga. Hoş değil. Evet, bu Ratched War'a ve Injustice 2 Raiden. Evet dostlar. Mal olduğumuz bir videodan sonra bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Kusura bakmayın dediğim gibi keşke hani daha önce IQ'saydım da şunun challenge'ına başlasaydık. Çok pardon ya. Hani harbiden kusura bakmayın. Kod vermedim. Kodu bu. Vereceğim kodu önemli. Kodumuz ne olsun lan? Talents profil menü collection. Collection'dan gidebiliriz. Koleksiyon olsun abi kodumuz. Videonun en sonunda verdim ama biraz şey oldu sanki. Koleksiyon olsun kodumuz. Videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi Sektör Trabego ben size alacağım. Sözüm olsun. Pazartesiye muhtemelen gelmiş olur o. İki challenge'ı birleştirip atacağım. Ne kadar uzun sürede sürerse de sürsün lan. Sıkıntı yok. Feda olsun size. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.